Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft Power BI'imize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün yavaştan artık görsel yapılara girelim. Görsel yapıları tanıyalım arkadaşlar. Ama bu eğitim programında can alıcı nokta şu olacak arkadaşlar. Onu baştan söyleyelim. Yani böyle bir şeyleri tek tek anlatmaya çalışıyorum ama Power BI kendi başına aslında bir proje yapısı olduğu için biz örnek projeler yaptığımızda, yani sıfırdan başlayıp bir proje ortaya çıkartmaya çalıştığımızda çok daha net bir şekilde kafanıza oturacaktır. O konuda herhangi bir soru işaretiniz olmasın. Şu anda sadece böyle yapı yapı devam ediyorum. Biraz tanıyalım ya, yani programı tanıyalım. Ama dediğim gibi asıl can alıcı noktamız projeleri yaptığımızda kafanıza tam olarak oturacak arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi elimde illerin ve ilçelerin erkek, kadın ve toplam nüfusa verileriyle ilgili bir Excel dosyası var. Şimdi ben bu Excel dosyasını Power BI'ye çekeceğim arkadaşlar. O yüzden öncelikle şurayı bir kapatalım, kaydet diyelim. Şuradan da Power BI'yi açalım. Geldim, veri al, Excel çalışma kitabından. Bunu TÜİK'in kendi sitesinde de bulabilirsiniz. Farklı sitelerde de bulabilirsiniz. Yani bu yapıyı o yüzden aşağıya bir link olarak bırakmayacağım. İl ve ilçe bazlı nüfus olarak arattırırsanız zaten karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi geldim, masa üstünden il ilçe verisini Power BI'ye bir çekme işlemi yapalım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Gezgin penceremiz açıldı. Buradan sayfa 1'i seçiyoruz arkadaşlar. Geldim, il, ilçe, erkek, kadın ve toplam. Öncelikle bunu bir yükle diyelim. Herhangi bir değişiklik yapmadan bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Modelle bağlantısı oluşsun. Verimizi çekti. Geldim veri kısmına, bakalım neler var. Herhangi bir sıkıntı, sorunum var mı? İl, ilçe, erkek nüfusu, kadın nüfusu ve toplam nüfus. Şimdi şunları isterseniz bir şurada noktalı ile ayıralım. Zaten tam sayı olarak kendisi görmüş ama şunları virgülle ayırdığımızda daha güzel bir sayı biçimi ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Geldim, şurayı da yapalım. Bir de toplamı yapalım şöyle. Toplam kısmını da hallettikten sonra artık görselleştirme kısmına gelelim. Şimdi neler var arkadaşlar? Elimde il, ilçe. Öncelikle ili buraya bir atalım. İlleri bir görsün. Zaten direkt koordinat ya da il ismi olarak gördüğü için hemen burada işaretliyor arkadaşlar. Harita üzerinde, ama ben bunu tabloda görmek istiyorum. O yüzden tabloyu bir alalım. Yanına ilçeyi alalım. Daha sonra erkek nüfusunu, kadın nüfusunu şöyle sağına doğru ve bir de toplam nüfusu alarak böyle bir tablo oluşturalım. Şimdi bu tablo bildiğimiz ham verideki tabloyla aynı arkadaşlar. Burada size göstermek istediğim nokta, şurada görmüş olduğunuz bir matris diye bir alan var. Bu da bir tablo ve bu matris tablosu. Peki bu ne işe yarıyor? Bu alt kırılımları bize tablo üzerinde seçmemize olanak sağlayan bir yapı arkadaşlar. Nedir yani alt kırılım? Örneğin Adana'nın alt kırılımı nedir? İlçeleri. Adıyaman'ın ilçeleri, Afyonkarahisar'ın ilçeleri gibi yapıları alt kırılım olarak bizlere alabilir arkadaşlar. O yüzden öncelikle şuradan bir matris seçimini bir seçelim. Neler var? Ona bir bakalım. Şimdi direkt bunu seçerseniz arkadaşlar, burası böyle bir alan olarak ortaya çıkar. Yani her mahalle için, pardon, her ilçe için burada erkek, kadın ve toplam şekilde böyle bir görüntü ortaya çıkar. Eşleşmeyenleri de bu şekilde boş olarak gösterir ve altta yine toplamlarını gösterir. Ama benim istediğim bu değil. Benim istediğim açılır bir kırılım oluşturmak arkadaşlar. Bunun için şuradaki sütunlar yapısının içerisine atmış olduğu ilçeleri ben satırlarda ilin altına bırakıyorum.
Şimdi bıraktığım zaman arkadaşlar yapı neye dönüyor biliyor musunuz? Yapı böyle bir şeye dönüyor. Şu anda gördüğünüz gibi her ilin kendisinin toplam nüfusu gözüküyor. Ama ben buraya matris görünümünü seçtiğim için ve satırlara ilçeyi kırılım olarak alt satır olarak atadığım için böyle bir tablo ortaya çıkıyor ve yanlarında bakın artı işareti çıkıyor. Ben artı işaretine bastığım her ilin alt kademesinde bulunan ilçelerin alttaki erkek, kadın ve toplam nüfuslarını bu şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Matris görünümünün en büyük avantajlarından bir tanesi budur. Yani biz bir kırılım yaptığımızda ve bunları daha böyle matematiksel bir hesapla ilgili bir grafik oluşturduğumuz zaman bunları buradan seçtiğimizde, örneğin Amasya'yı seçtiğimizde geri kalan bütün tablolar Amasya'nın seçtiğim kısmıyla ilgili veriyi çeker. Yani hangisi aktifse onu çeker arkadaşlar. Yine burada bazı yapılar var, özellikler. Sıralamaları değiştirebilirsiniz. Yine burada filtre ve dilimleyici yapısı ile ilgili işlem yapabilirsiniz. Ya da sağ klik yapıp neler var? Detaya git dediğiniz zaman, örneğin hangisinin üzerindeyseniz arkadaşlar, Adana'nın üzerinde. Detaya git dediğinizde tablo sadece Adana'yı bu şekilde ve Adana'nın altındaki ilçeleri bu şekilde döndürür arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Matris yapısı bu şekilde. Zaten tablo yapısını biliyoruz. Dilimleyici de kullandık ama ilerleyen süreçlerde yine kullanırız. Dediğim gibi yapıları böyle basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Spesifik olanları nerelerde kullanılabileceğini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ama yine altını çizerek söylüyorum ki burada asıl öğrendim dediğiniz nokta bir projeyi sıfırdan başlatıp bir dashboard yapısına oluşturmak ve bunu paylaşmak arkadaşlar Power BI'de. O zaman bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle diyelim.